Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Kasas Suresi 14-21. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Musa'nın hayatından bir bölümü bizlere sunuyor ve bu kısımla bir takım mesajları bize iletiyor. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّ Musa kemal yaşına geldiğinde وَاسْتَوَى ve kemalini bulduğunda, olgunlaştığında اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَاِلْمًا biz ona hüküm ve ilim verdik. Malum Hazreti Musa Firavun döneminde dünyaya gelmişti ve gelişen olaylar zinciri içinde daha bebekliğinden itibaren Firavun'un sarayında yetişti ve ona Firavun'un oğlu nazarıyla bakılıyordu. Ancak o annesinin sütüyle beslendi ve özel bir terbiyeyi de aldı. Burada ileride Firavun'un saltanatını bitirecek kişinin onun sarayında büyümesi, yetişmesi önemli bir olay. Ve biz ona hüküm ve ilim verdik. İleride peygamberlik veriliyor, özel ilim veriliyor. Bunlar işin ayrı bir yönü. Ama saraydayken de sarayın terbiyesiyle yetişmek, özel eğitimden geçmek, bu da bir ayrıcalık. Ve Hazreti Musa bu noktada beşeri yönden de düşünüldüğünde kapasiteli bir şekilde yetişiyor. Zaten kendisinde muazzam bir kapasite var ve saraydaki imkanlar da onun yetişmesi açısından değerlendirildiğinde gayet iyi bir şekilde yetişmiş oluyor. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ iyi işler yapanları işte biz böyle mükafatlandırırız. Yani Hazreti Musa iyi tabiatıyla peygamber olmaya liyakati olan bir kimse. Tabi Allah-u Teala kimi peygamber yapacağını en iyi bilendir. Böyle olunca ileride kendi kavmini kurtaracak, insanlık hayatında önemli bir dönüm noktasını gerçekleştirecek kimse de elbette seçkin bir zat olması lazım. Hazreti Musa iyi kimselerden, kapasitesini en güzel bir şekilde değerlendirmiş kimselerden Allah da ona göre mükafatlandırıyor. Ve biz iyi işler yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Ve dakhala el-Medine ala hini gafle min ehliha şehre girdi. Yani Mısır'da şehre girdi. Ahalisi gaflet halindeyken, bu bir öğle vakti olabilir veya akşam herkes evine dağıldığı bir sıra olabilir. Bu şekilde insanların çok yoğun olmadığı bir vakitte şehre girmişti. Fevecede fiha raculeyni yaktetilen. Orada birbiriyle dövüşen, birbirini öldürmeye çalışan iki adam gördüm. Hâzâ min şiatihi, bunlardan birisi kendi milletinden, İsrailoğullarından. Ve hâzâ min aduvvih, diğeri de düşmanından. Yani Firavun'un adamlarından birisi. Festegâthehu lezî min şiatihi, kendi milletinden olan, İsrailoğullarından olan ondan yardım istedi. İmdat deyip ondan yardım istedi. Alellezî min aduvvi düşmanına karşı yardım istedi. Fe vekezehu Musa Musa ona bir yumruk vurdu. O düşmanından olana fe gada aleyhi ve onun ölümüne sebebiyet verdi. Tabi bu kasten adam öldürmek değil. Araya giriyor. Aralarını ayırmak için aralarına giriyor. Ama bu arada diğeri ona saldırınca demek ki Hazreti Musa da bir yumruk vuruyor. Meğerse o kimsenin de bir yumrukluk hayatı kalmış ve ölüyor. Gâle hâze min ameli şeytan. Hazreti Musa dedi ki bu şeytanın bir ameli. İnnehu aduvun mudillum mubin. Şüphesiz ki şeytan apaçık yoldan çıkaran bir düşmandır. Demek ki Hazreti Musa şeytanı biliyor, şeytanın ameli olduğunu biliyor. Şu açıdan bunu ifade ediyorum. Yani kendisi sarayda Firavun'un oğlu olarak yetiştiriliyor. Ama annesinin devamlı saraya gidip gelmesi var. Ta küçüklüğünde onu özel olarak yetiştirmesi var. Ve kendi sütüyle beslemesi gibi durumlar var. Böyle olunca
ileride peygamber olacak bu zat, peygamberler içinde en seçkin kimselerden olan bu zat, bu şekilde elbette faydayı zararı biliyor. Biraz önceki ayette işaret edildiği gibi gayet iyi işler yapıyor. Ve Allah da iyi işler yapanı mükafatlandırıyor. Burada tabii ölüme sebebiyet vermesi, bir peygamber açısından bu gibi şeyler caizdir. Çünkü niyeti adam öldürmek değil, aralarını bulmak isterken hata yoluyla bu şekilde bir durum olmuştur. Gale Rabbim, ve şöyle dua etti Hazreti Musa, Ya Rabbi, inni zalemtu nefsi, ben nefsime zulmettim. Fevfirli, beni bağışla. Demek ki bu şekilde Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ya Rabbi, ben nefsime zulmettim, beni bağışla. Çünkü hataen de olsa birinin ölümüne sebebiyet vermek insanı çok rahatsız eden bir durum. Normal şartlarda bir insan bile bundan çok büyük bir rahatsızlık duyar. Hazreti Musa gibi bir peygamber elbette en derinlerinde, kalbinin en derinlerinde bunun ızdırabını duyuyor. Ya Rabbi, ben nefsime zulmettim, beni bağışla diyor. فَغَفَرَ لَهْ, Allah da onu bağışladı. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, şüphesiz ki o gafur rahimdir. Allah günahları bağışlayandır, sonsuz merhamet sahibi olandır. Gale Rabbim, Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'a yine şöyle dua etti. Bime en'amte aleyye, Ya Rabbi, bana verdiğin nimetle, felen ekuna zahiran lil mücrimin, ben asla mücrimlere, yani cürüm işleyen, günah işleyen kimselere yardımcı olmayacağım. Onlara destek olmayacağım. Yani beni özel nimetlerine mazhar kıldın, bana güç verdin, kuvvet verdin, saltanat verdin. Bana verdiğin nimetler hakkı için şuna ahdediyorum ki ben bundan sonra asla mücrim olanlara, günahkar olanlara yardımcı olmayacağım. فَاسْبَهَ فِي الْمَد۪ينَ خَائِفًا يَتَرَقَّبْ, Hazreti Musa şehirde etrafı kolaçan ederek korku içerisinde sabahladı. Yani acaba ne olacak? Tabii bir meçhul durum söz konusu. Ve bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiğinin anlaşılıp anlaşılmaması gibi bir durum söz konusu. Bundan dolayı korku içerisinde. فَاِذَا الَّذ۪ي اِسْتَنْصَرَهُ بِالْاَمْسِ, dün ondan yardım isteyen kimse baktı ki Hazreti Musa onu gördü. يَسْتَسْرِهُهُ, yine ondan yardım istiyor. Yani böyle feryat edip imdat, beni kurtar diye ondan yardım istiyor. قَالَ لَهُ مُوسَى, Musa ona dedi ki اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِنْ, yani gerçekten sen azgın adamın birisin. Yani dün biriyle dövüşüyordun, bugün de bir başkasıyla dövüşüyorsun. Nedir bu halin diye ona çıkıştım. Felemma en erade en yaptışe billezî huve adûl lehume, her ikisi için düşman olanı Hazreti Musa tutmak, yakalamak istediğinde, gâle ya Musa, o dedi ki, ta burada o ifadesi düşmanları olarak ilk zahir nazarda o anlaşılıyor. Veya Hazreti Musa'nın yardım ettiği kişi de olabilir. Bu defa kendisini cezalandıracağını düşünmüş olabilir. Ama normalde ayetin ibaresinden Kıptilerden birisi, Firavun'un adamlarından birisi olduğu anlaşılmakta. اَتُرِيدُ اَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ, dün birini öldürdüğün gibi bugün de beni öldürmek mi istiyorsun dedi. اِنْ تُرِيدُ اِلَّا اَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ, yani sen yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun. وَمَا تُرِيدُ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ, sen muslihlerden, düzeltenlerden olmak istemiyorsun dedi. وَجَاءَ رَجُلْ مِنْ اَقْسَ الْمَد۪ينَةِ يَسْعَى, şehrin ileri ucundan veya ileri gelenlerinden bir adam koşarak Musa'ya geldi. قَالَ يَا مُوسَى, ve dedi ki ey Musa, اِنَّ الْمَلَى يَأْتَمِرُونَ بِكَ, yani önde gelenler, idareciler senin durumunu kenarlarına müzakere ediyorlar.
liyaktuluke, seni öldürmek için. Fahruç, artık buradan çık, burada durma. İnni leke minen nasihin, ben sana nasihat edenlerdenim. Yani ben senin hayrını isteyenlerden ve sana hayır hah olanlardan birisiyim dedim. Burada şunu görüyoruz. Bu gibi zor bir durumda, sıkıntılı bir durumda Allah imdadına bir kişiyi gönderiyor. Ve bu tarihin seyrini değiştirecek durumlardan biri oluyor. Belki böyle bir haber gelmese Hazreti Musa'yı yakalayabilirler. Durum çok farklı olabilirdi. Ama kader adeta ağlarını örüyor. Ona göre olaylar gelişiyor. Ve ileride İsrailoğullarını hürriyete kavuşturacak, Firavun'un da hükümranlığına son verecek Hazreti Musa bir miktar başka yerde bir terbiye görmesi gerekiyor. O sarayda bir eğitim gördü. Bir hüküm, bir ilim, bunları öğrendi. Epey hayat tecrübesi elde etti. Devlet idaresini yakından gördü. Bu noktada tecrübe kazandı. Ama Medyen'e gidip Medyen'de bir peygamberden de ders alması gerekiyor. Ve orada onun yanında 8 yıl veya 10 yıl ve belki daha fazla bir zaman diliminde bir terbiyeden geçmesi gerekiyor. Bundan dolayı da olayların gelişim seyri içinde artık oradan bulunmuş olduğu Mısır'dan çıkmak durumunda kalıyor. فَخَرَجَ مِنْهَا Böylece Musa oradan çıktı. خَائِفًا يَتَرَقَّبْ Korku içinde etrafı kolaçan ederek oradan çıktı. قَالَ رَبِّنِ جِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِنْ Ve şöyle dua etti. Ya Rabbi, zalim kavimden beni kurtar. Çünkü Hazreti Musa sarayda yetiştiği cihetle Firavun'un zulmünü görüyordu. Kendisi tevhid inancında Hazreti Musa işte Allah'a dua ediyor. İfadelerden bunu gayet net bir şekilde görüyoruz. Gayet güzel işler yapıyor ama saraydaki durum onun arzuladığı bir durum değil. Sarayda bir zulüm sistemi var. Hazreti Musa her ne kadar Firavun'un oğlu tarzında görülse de onun zihniyetinde değil, onun icraatlarına yardımcı değil, elinden geldiği kadar onun zulmünü engellemeye çalışan bir kimse. İşte Hazreti Musa bu tarzda bir tecrübe kazandıktan sonra bir peygamber terbiyesi altında da bir terbiyeden geçmesi gerekiyor ve olayların gelişim seyri onu Mısır'dan çıkmaya mecbur ediyor. Bundan sonra Hazreti Musa Mısır'dan ayrılıyor. Medyen denilen yere gidiyor. Medyen Mısır'a 8 konak mesafede Firavun idaresi altında olmayan bir bölgeymiş. Ve rivayete göre orada Hazreti Şuayb'la beraber oluyor. Onun kızlarından birisiyle evleniyor. Ve o şekilde onun yanında bir miktar kalıyor. 8 yıl, 10 yıl, belki daha da fazla olabilir müfessirlerin ifadesine göre. Ve o şekilde bir peygamberin tahtı nezaretinde özel bir terbiyeden geçmiş oluyor. Ardından oradan ayrılıyor. İşte ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى Ey Musa, daha sonra sen kaderine geldin. Cenab-ı Hakk'ın öyle buyurduğu gibi sonra kaderine geliyor. Ve Tur Dağı'nda kendisi Mukaddes Vadi Tuva'da vahye mazhar oluyor. Ve böylece insanlığı kurtaracak mesajlarla dopdolu bir şekilde Firavun ve adamlarına gönderiliyor. Allah-u Teala onu Firavun ve adamlarına gönderirken elini kolunu sallayıp gitmesi tarzında değil, bir takım mucizelerle gönderiyor. Ve فَاَرَاهُلْ اَيَتَ الْكُبْرَى Ona ayetül kübrayı gösterdi diyor ayet-i kerime. Yani en büyük mucizeyim. Elinde asası var. Asa yere bırakıldığında yılan halini alıyor. Elini koynuna sokup çıkarıyor. Eli ışık saçıyor. Bu gibi mucizelerle Firavun'un yanına dönüyor. Ve Firavun etrafındaki kimseleri kandırabilmek için Hazreti Musa'nın gösterdiği bu mucizeleri birer sihir şeklinde telkin etmeye çalışıyor. Yani bunun yapmış oldukları sihirdir. Bizden ayrıldıktan sonra bayağı sihir öğrenmiş diyor.
Ama neticede onun sihirbazlarıyla Hazreti Musa bir araya geldiğinde halk da görüyor ki bu sihir değil. Bu doğrudan doğruya bir mucize ve bu şekilde Hazreti Musa'ya tabi olanların sayısı gittikçe artıyor. Firavun'un ise nüfuzu, saltanatı gittikçe gevşiyor, gittikçe azalıyor ve netice itibariyle Musa aleyhisselam İsrailoğullarını büyük bir kalabalık halinde Mısır'dan çıkarıyor. Bir gece vakti çıkarıyor. Önlerine işte Kızıldeniz gelinceye kadar ilerliyorlar. Bu arada Firavun ve adamları onlar da takip etmişler. Musa aleyhisselam asasını denize bıraktığında deniz yarılıyor ve böylece çok harika bir şekilde İsrailoğulları karşı tarafa geçiyorlar. Ve orada kendilerine bir hedef gösteriliyor. Arz-ı mukaddes, ama o arz-ı mukaddesin bedelini ödeyemiyorlar. Orada olanlarla bir savaş yapmaları lazım ve bu savaşın neticesinde orada kendi yerleri olacak. Bunun bedelini ödeyemiyorlar. Bunun bedelini savaş tarzında gösteremeyince Allah-u Teala onları çöle mahkum ediyor. Çölde 40 yıl boyunca ilerleyemiyorlar. Hayatları çölde geçiyor ve bir nesil orada helak olup gidiyor. Musa aleyhisselam bakıyor ki bunların yaşlı olanlarıyla bir şey yapılamayacak. Çocuklarını gayet iyi bir şekilde yetiştiriyor ve çocuklarını gayet iyi bir tarzda terbiye ettikten sonra onlarla Arz-ı Mukaddes'i fethediyor ve böylece İsrailoğullarının tarihinde bir devlet meydana geliyor ve Hazreti Musa kavmini zulümattan nura, esaretten hürriyete çıkarıyor ve onları din noktasında terbiye ediyor, dünya noktasında terbiye ediyor ve uzun zaman devam edecek nice güzelliklere imza atan bir dönem o şekilde başlamış oluyor. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına mazhar eylesin ve Kur'an'daki mesajları en güzel bir şekilde algılayabilmeyi, anlamayı, yaşamayı nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.